Tıpkı Emanet Kanalı toplantımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in selam ve muhabbetlerini sizlere iletmek istiyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Dün idrak ettiğimiz 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarının vatan, millet ve mukaddesat için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimize ve ebediyeti intikal etmiş gazilerimize rahmet, minnet ve saygı inanıyorum. Ömrünü Türklük davasına adamış Başkomutanımız Alparslan Türkeş'e, rahmeti rahmana kavuşmuş dava büyüklerimize ve ülkücü şehitlerimize de bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Değerli konuklarımız, programımız şu şekilde işleyecektir. Önce ilçe başkanımız hoş geldin konuşması yapacaklar. Ardından il başkanımız Sayın Birolgül konuşmalarını yapacak. Daha sonra İstanbul Milletvekilimiz Sayın Arzu Erdem hanımefendi sizlere hitap edecek. Ardından yine İstanbul Milletvekilimiz Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hayati Arkaz Bey sizlere hitap edecek. Son olarak da bendeniz sizlere hitap ederek programımızı tamamlamış olacağız. Tekrar sizlere hoş geldiniz diyerek sözü ilçe başkanımız Turgut Bey'e veriyorum. Buyurun. Genel Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Faruk Aksu, Milletvekillerimiz Sayın Hayati Arkaz ve Sayın Arzu Erdem, İstanbul'umuzun kıymetli İl Başkanı Sayın Birol Gür, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli muhtarlarımız, basın mensuplarımız, değerli teşkilat mensuplarımız, hanımefendiler, beyefendiler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizimiz himayesinde Bakırköy İlçe Başkanlığımız tarafından düzenlenen Adım Adım 2023 anlatma ve aydınlatma toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi mensupları olarak önce ülkem ve milletin düsturunu benimsemiş bir büyük davanın temsilcileriyiz. Her bir çalışmamızda bu ilkeyi rehber eden yola öyle çıkarız. Vatanımızın bekası, insanımızın refahı ve huzuru bizler için vazgeçilmezdir. Buradan hareketle büyük davamızın aynı zamanda ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında güçlü, kararlı duruşunu temsil eden Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenip 2023 lider ülke Türkiye hedefimize yürümesi için çalışıyor. Önümüzdeki günlerde daha da güçlenerek çalışma tempomuzu artırmakta kararlıyız. Bu düşünce ve düşüncelerimle toplantımıza teşriflerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. İlçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sayın İl Başkanımız Birol Gür Bey. Buyurun efendim. Çok muhterem Genel Başkan Yardımcım, değerli milletvekillerim, kıymetli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, amatör spor kulüplerinin çok muhterem temsilcileri, değerli muhtarlarım, Bakırköy'ümüzün kent konseyinin çok muhterem temsilcileri, üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Bakırköy İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu programa teşriflerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Güzel bir İstanbul manzarasında ama havanın soğukluğuyla birlikte burayı ısıtan kıymetli misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programlarımızın ana teması Cumhuriyeti kuran, kurucu değerler üzerine kendisini inşa eden, ettiğini iddia eden bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yapısıyla, mevcut politikasıyla ilgili düşüncelerimizi Milliyetçi Hareket Partisi adına İstanbul'da hemşehrilerimiz